Sizce beynimizin ve çok şişman birinin ortak bir özelliği var mıdır? Bu videoda çoğunu kendim de kullandığım 14 farklı odaklanma artırma taktiğinden bahsedeceğim. Selam, ben Berke. Ütüçap öğrencisiyim ve arkadaşlarımın çoğundan daha az çalışmama rağmen şu anda 3.43 ortalamaya sahibim. Bunu yapmamın tek sebebi arkadaşlarımdan daha akıllı çalışıyor olduğumu bilmem. Ve bunu yapmamın da tek sebebi gene odaklanmamı artırmış olmam. Tabii her şey böyle toz pembe değildi. 2 sene önce meslek lisesinde okuyan, 8 ila 10 dakika arası bir şey odaklanıp daha sonra onu bırakan, oyun oynayan ve hiçbir derse dinlemeyen biriydim. Ama şu anda ise istediğim zaman oturup 8-9 saat ders çalışabiliyorum çok rahat bir şekilde. Siz belki şu an diyorsunuz ki ben bir dakika bile odaklanamıyorum. Haklısınız. Ama odaklanma bir kas gibi ve bu çalıştıkça güçlenen bir kas. Bu videoda söyleyeceğim taktikleri uygulayarak siz de kendi seviyenize göre çok yoğun bir gelişme kat edebileceksiniz. Cal Newport'un yazdığı Pür Dikkat kitabına göre yaptığımız işin kalitesi zaman çarpı yoğunluk eşittir işin kalitesi olarak ortaya çıkıyor. Peki bu ne demek? Bu şu demek, eğer odaklı çalışırsak aslında daha az zamanda daha fazla şey yapabiliyoruz. Ve aynı şekilde Amerika'daki bir çalışmada böyle iyi üniversitelerdeki en üst düzey öğrencilerin onlardan daha alt düzeydeki öğrencilerden çok daha az çalıştıkları görülmüş. Yani bu da demek oluyor ki bu üst düzey öğrenciler alttaki öğrencilerden çok daha verimli ve akıllı çalışıyorlar. Kime sorsak muhtemelen gün içinde bayağı yoğun olduğunu, çalıştığını söyleyecektir. Ama bunun gerçeğine baktığımız zaman verimli çalıştığımız süre bayağı az. Yani siz 10 saat çalıştığınızı düşündüğünüz bir günde belki 2-3 saat temiz bir şekilde anca çalışmış olabiliyorsunuz. Ne bileyim arkadaşlarla sohbet etmek, bir işte kahve içmek falan filan derken hatta dizi izlemek bir bölüm. Çok daha uzun bir vakit harcamanıza sebep oluyor. Peki iyi güzel, ben bunları söylüyorum. Bunun sorumlusu kim? Birazcık da buna bakmamız lazım. Maalesef birçok etken var aslında. Ama bunun en temel sorumlusu maalesef sosyal medya. Dikkat ölçeğimiz inanılmaz kısalmış durumda. Hiçbir şey odaklanamıyoruz. Bir araştırmaya göre Instagram postlarında geçirilen ortalama zaman 10 saniyeymiş. Yani her 10 saniyede bir kaydırıyoruz. Bu inanılmaz kötü bir şey aslında beynimiz için. Bir gün içinde inanılmaz fazla zamanımız telefonda harcıyoruz. Şimdi sorabilirsiniz sen bakmıyor musun diye. Tabii ki ben de bakıyorum. Ben de masum değilim bu konuda. Ama azaltmaya uğraşıyorum. Beyninizde şişman birinin nasıl bir ortak özelliği olduğunu sormuştum. Çok şişman biri gördüğünüz zaman size sorsan bu adam ya da bu kadın neyi yanlış yapmıştır diye muhtemelen az spor yaptığını ve çok fazla sağlıksız beslendiğini söylersiniz. Ve bizim de beyinlerimiz maalesef şişman bir durumda. Çünkü yeterince egzersiz yapmıyor ve çok fazla sağlıksız içerik tüketiyor. Buradaki egzersizden kastım odaklanmamızı geliştirecek şeyler yapmamız. İçerikler de tükettiğimiz sosyal medya içerikleri. Yani böyle patlamalı, zıplamalı, inanılmaz editlenmiş ses efekti falan videolar dikkatimizi ve odak süremizi çok düşürüyorlar. Yeterince arka plan bilgisi aldığınıza göre ve düşmanlığımızı tanıdığımıza göre biraz dostlarımıza bakalım. Dostlarımız kimler? Dostlarımız yani uygulayacağımız taktikler hem uzun dönemli hem de kısa dönemli olarak iki başlıkta ayrılıyor aslında. İlk olarak kısalardan başlayalım. İlk ve bence en önemli taktiğimiz yaptığınız şeyin bir amaca sahip olması. Eğer yaptığınız şeyin bir amacı ve bu şeye yönelik bir sevginiz veya bir hırsınız varsa çok daha odaklı çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Mesela kendi uyguladığım bir yöntem. Diyelim ki çalışacağım 5 tane bölüm var. Bu her bölümü kendime rakip olarak görüp bunları yenmeye çalışarak kendimi motive edip çok daha odaklanabiliyorum mesela. İkinci taktiğimiz çalışmaya başlamadan önce bir plan yapmak. Bu planda ne kadar çalışacağımızı falan belirliyoruz. Aynı zamanda plandaki önemli parçalardan biri çalışmaya başlarken ilk başta yapması kolay hedefler koyup akışa girmemizi sağlamak. Üçüncü taktiğimiz ise çalışmaya başlamadan önce kendinize özel rutinler ve ritüeller belirlemek. Bunlar ne olabilir? Çalışacağınız yeri düzenlemek, bir kahve yapmak, motive eden bir şarkı dinlemek veya telefonunuzu kapatmak ya da başka bir odaya koymak olabilir. Telefonu başka odaya koymak demişken dördüncü kuralımız çalışma ortamındaki dikkat dağıtıcı unsurları tamamen yok etmek. İrademiz sınırlı bir kaynak ve telefon bunu bayağı tüketiyor. Gelen bildirimler bayağı aslında zarar verici bir şey bizim için. Bir süredir çalışırken telefonumu başka bir odaya koyuyorum. Hatta çekmeceye koyup telefonumu da kapatıyorum. Benim için bayağı verimli oldu. Bir diğer kuralımız multitasking yapmamak. Bu hepimizin yaptığı çok kötü bir şey ama bundan kaçınmamız gerekiyor. Çünkü aslında beynimiz multitasking yaptığımızı sandığımız zamanlarda öyle bir şey yapmıyor. Sadece hızlı bir şekilde 2 veya 3 görev arasında hızlıca dönüp duruyor ve bu aslında verimi bayağı düşüren bir şey tabii ki. O yüzden bunu yapmaktan kaçınmalıyız. Bunu kendime de söylüyorum. Diğer yöntemimiz çalışırken Pomodoro tekniğini kullanmak. Şimdi düşünüyor olabilirsiniz Pomodoro tekniği ne diye veya verimsiz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama Albert Einstein bile
Pomodoro tekniği kullanıyormuş aslında. Teknik şunu söylüyor bize. Genelde 25 dakika çalışma, 5 dakika ara şeklinde yapılıyor. Ama ben bunu çok verimli görmedim kendimde. İlk olarak ne kadar odaklandığımı ölçtüm. Açtım telefonumun kronometresini. Oturdum dersin başına. Ne zaman odaklanmam bozulduğu zaman onu kaydettim. Ve bu genelde benim için 30 ila 40 dakika arası çıkıyordu. Ben de 35 dakika ortalaması alarak, hatta şu anda da yine öyle çalışıyorum. 35 dakika çalışıp genelde 10 dakika ara veriyorum. Bu verdiğim 10 dakikalık arada istediğim şey yapabiliyorum. Bunu 4 kere yaptıktan sonra yarım saatlik büyük bir ara veriyorum. Bu benim için önemli verimlilik ilkelerinden biri bu arada. Mola verme olayı bayağı önemli bir şey. Mola yaparken telefona bakabilirsiniz ama muhtemelen o mola 5 dakika değil de 15 dakika 20 dakika olacak. Bir diğer taktik müzik dinlemek. Zaten bunu muhtemelen yapıyorsunuzdur. Ama şöyle bir fark var. Söz içeren müzikler genelde odağımızı bozuyor. Ve bizim lo-fi beats dediğimiz veya klasik müzik ya da böyle arka plan gürültüleri falan, tabii kişiden kişiye göre değişiyor bunlar, odaklanmayı önemli ölçüde arttırıyormuş. Ama tabii siz hiç müziksiz de çalışıyor olabilirsiniz. Bu kendi tercihiniz ama diğerlerini denemenizi öneririm. Mesela ben bazen sesli müzik de dinliyorum. Ama verimimi düşürüyor açıkçası. Ve o yüzden %95 klasik müzik dinlerim. Ve son taktiğimiz de çalıştığımız ortamı değiştirmek. Evin başka bir odası olabilir, kafeler olabilir, yeni bir kütüphane olabilir. Bu yenilik size iyi gelecektir ve odanızı arttıracaktır. Evet, kısa süre yöntemlerimiz bunlardı. Bunları yaparak çok kısa bir zamanda bayağı büyük değişimler görmeniz mümkün. Ama aynı zamanda daha uzun dönemde yapabileceğiniz ve yine çok büyük etkiler görebileceğiniz şeyler de var. İlk olarak söylediğim gibi tükettiğiniz içerikleri değiştirmemiz gerekiyor. Daha çok böyle uzun odak süresi gerektiren podcastler gibi, tabi uzun podcastler, kitap okumak gibi, uzun yazılar okumak gibi, belgeseller, sesli kitaplar veya uzun editsiz videolar gibi içeriklerin tüketimini arttırıp böyle patlamalı, çatlamalı, editli videolardan az tüketmemiz gerekiyor. İkinci sırada uyku var. Biraz klişe ama çok doğru. Uykusuz kaldığınızda ne olduğunu zaten söylemeye gerek biliyor. Odağınızı mahvediyor resmen. Üçüncü olarak beslenme var. Bazı besinlerin odaklanmayı arttırdığı bulunmuş. Bunların içinde böyle avokado, yaban mersini ve somon gibi havalı yiyecekler de var. Ama aynı zamanda bitter çikolata, kahve, muz, yulaf, yumurta, yeşil çay, ceviz ve fındık gibi kuru yemişler de var. Hepsine ek olarak aslında en önemli şey yeterli su tüketmek. Ben inanılmaz su içiyorum. Sürekli kalkıp tuvalete gidiyorum çalışırken. Modalarda tabii ki. Hatta şimdi birazcık içeceğim. Bir diğer yöntem meditasyon yapmak. Anda kalmak ve farkındalığı geliştirmenin de odaklanmayı bayağı arttırdığı bulunur. Diğer kural egzersiz yapmak. Bunu şu anda zaten yürüyerek anlatıyorum fark ettiğiniz gibi. Egzersiz yapmanın nörel bağlantıları arttırdığı bulunmuş. Ve bu da odaklanmamızı arttırıyor. Bu yüzden ufak da olsa egzersiz yapmamız odaklanmamızı arttıracaktır. Ve son taktiğimiz, ki bence en önemlisi bile olabilir, kendimin de sıkça kullandığı sıkılmayı benimsemek prensibinden birazcık bahsedeyim size. Bu prensibe göre sıkıldığınız anlarda, ne bileyim otobüs beklerken veya bir sıradayken, yani genelde sıkıldığınız anlarda telefona vesaire bakmak yerine veya kendinizi oyalamak yerine anda kalıp sıkılıyorsunuz. Bunun ne faydası olabilir diyebilirsiniz. Ama sıkıldığınız zaman odaklandığınız için çok yeni fikir bulabiliyorsunuz. Ben de sıkıldığım zaman çok güzel fikirler buldum. Siz de bence bir deneyin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Faydalı bir video olmuştur. Bu kanalda görmek istediğiniz başka içerikler için de yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.